Hasan'a! Satılmış ağa geldi. Seni Hüseyin'in kahvesinde bekliyor. Hasan'a söyle hemen gelsin dedi. Yine ne istiyor bu tefeci deyüz? Bizi yedi bitirdi namussuz deyüz, hem de tüketti! Bu köye hiçbir şey yapılmamış. Gelen belediye reisleri koltuklarına oturup piyan gelmişler. Ulan kalkın biraz etrafı gezin! Bakın bakalım ne oluyor? Milletin ne eksiği var? Halkla biraz ilgilenin! Maaşı lup diye cebe atmayın! Bu millet ne yiyor? Hoş geldin satılmış efendi! Alacak için geldiysen vadesine daha bir ay var. Borcu bırak şimdi! Biliyorsun Hasan, bir ay sonra belediye seçimleri var. İlçede adaylığımı koyuyorum. İstediğim beni desteklemen, daha doğrusu köyün desteklemesi. Eğer beni destekleyecek olursanız hepinizin borçlarını affederim. Aksi halde ne olacağı belli. Bu sene mahsul iyi olmadı. Köylü parasız. Borçlarınızı zamanında ödeyemeyecek durumdasınız biliyorum. Eğer evinizin ve tarlalarınızın elden gitmesini istemiyorsanız beni destekler, belediye reisi olmamı temin edersiniz. Karar sizin. Düşünmek için önünüzde 20 gün var. Hadi hoşça kalın. Bu satılmış köpeği belediye reisi olursa yandığımız gündür. En büyük belayı o zaman alacağız. Bu sefer ayağımızdaki donu da alır. Allah'ım sen bize yardım et Hasan yarabbi! Duydun mu Hasan abi? Arpalı köyünde bir ermiş çıkmış. Şu saatte yağmur yağacak diyormuş, şıp o saatte yağmur yağıyormuş. Şu yağmurcu Arif efendi var ya, karşısında tutunamamış, kaçmış. İsmi Rıfkı mı onun? Evet. Bu satılmış hergelesinin bir kişi hakkından gelecek, o da Rıfkı. Bu Rıfkı'nın şöhreti artar, yaygınlaşırsa ve satılmışın karşısına rakip belediye adayı olarak çıkartırsa seçimleri kazanır ve böylece satılmışın her yolunu kesmiş oluruz. Ve Rıfkı'nın şöhretini arttıracak anahtar bizim elimizde. Bak, beni iyi dinle Durmuş. Kapıdan geliyoruz. Tarlayı Rıfkı'nın üzerine geçtik. Neden bahse tutuştun? Ne bileyim Rıfkı'nın Gayip'ten haber alıp her şeyi bildiğini. Bu Rıfkı'nın küçükten belliydi ericiği. Ama biz onu aptalın teki zannetmiştik. Meğer aptal sizmişsiniz. Doğru, aptal bizmişiz.